akşamlar. Kanal 13 Haber Merkezi'nden günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Kanal 13'ün yayında ben Işlar Sakarya'nın sunumunda Türk Ana Haberlerini izleyeceksiniz. Haberlerin daha çok insana ulaşması için beğeni butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün bakanlar, devlet, hükümet yetkilileri ve uzmanların katılımıyla koronavirüs zirvesini toplarken vatandaşlara evde kalın, panik yapmayın çağrısı yaptı. Haziran ayındaki liselere ve geçiş ve üniversite sınavlarında gelebileceğini belirten Erdoğan, koronavirüsle mücadele eşgüdüm toplantısı sonrası özetle şunları söyledi. Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada yaşadığımız sürecin insanlık üzerine ne gibi sonuçlar ortaya çıkartacağını henüz bilmediğini, ancak artık hiçbir şeyin eskisi gibi gitmeyeceğini, gidemeyeceğini de açıkça ortada olduğunu belirtti. Erdoğan, küresel ekonomik, siyasi ve sosyal düzenle köklü değişiklikler yaşanması muhtemelen yeni bir döneme giriyoruz. Türkiye'nin bu fotoğraf içinde avantajlı bir yerde durduğuna inanıyorum, ifadelerini kullandı. Haziran ayında yapılacak liselere geçiş sınavı ve üniversiteye giriş sınavının soru hazırlıkları da tatil süreleri göz önünde bulundurarak yapılacağını, gelişmelere göre bu sınavları da ileri bir tarihe ertelemeyi gündeme alacağını, 20 bin öğretmenimizin daha atamasını gerçekleştirdiğini de belirtti. Savunma Bakanlığı açıkladı. 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti. Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada kahraman komandalarımızın Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini, bölgede barış ve huzurun sürdürebilmesi için her türlü tedbir alınmaya devam edileceğini belirtti. İlham Aliyev, Azerbaycan halkını Nevruz vesilesiyle tebrik ettiğini söyledi. İlham Aliyev, Azerbaycan halkının Nevruz vesilesiyle tebrik ettiğini söyledi. Başkan vatandaşları tüm hükümet önlemlerine ek olarak hastalığın yayılmasını önlemekten sorumlu olmaya çağırdı. Aliyev ayrıca herhangi bir hastalık belirtisi varsa derhal doktorlara danışmalı, hemen kendini izole etmeli, halkı açık yerlere gitmekten ve kitlesel olaylara katılmamaktan kaçınacağını vurguladı. Bu önlemler zaten yürürlükten kaldırılmıştır. Ancak sorumsuz kişilerin kuralları ihlal etmesi konusunda herhangi bir istisna yoktur. Bu hastalığın neye neden olacağı henüz bilinmiyor. Bu hastalık sırasında tamamen yeni ilişki kuralları olacağını söyledi. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev halkı ciddi tedbirin alınacağı konusunda uyardı. Bunun halkın sağlığı, devletin güvenliği olduğunu söyledi. 14 Mart'ta açıklanan kurallara uymayanların adalete teslim edileceğini vurguladı. Dün akşam Bakü'nün erişim yollarında başkentin orta kesiminde trafik akışında önemli bir artış oldu. Dün akşam Bakü'nün erişim yollarında başkentin orta kesiminde trafik akışında önemli bir artış oldu. Bazı durumlarda artan trafik akışı trafik sıkışıklığına neden oldu. Bugün Bakü-Sumgayet yolunda ve Bakü-Alat yolunda yoğun trafik var. Devlet Trafik Polis Teşkilatı'na göre İlçede kayıtlı araç ve kişilerin kaydı nedeniyle Bakü'ye erişim sınırlıdır. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Emniyet Müdürü Kamran Aliyev bu akşam saat 12'den sonra 400'den fazla aracın tahliye edildiğini söyledi. Kamran Aliyev bu araçların dönüşünün sadece Karadaş bölgesi yönünde kaydedildiğini de kaydetti. Şöyle ki kurallara uymayan birçok insan var. Bazı vatandaşlar zamanı, bazı hava durumunu ve diğer nedenleri haklı çıkarıyor. Ancak bu tür mezaretler dikkate alınmadı dedi. Kamran Aliyev Bakanlar Kurulu altındaki operasyon merkezinin Bakü, Sumgayet ve Apşeron bölgesine erişimi sınırlanmaya karar verdiğini ve Başdevlet Trafik Polis Departmanı'nın bu kararı vereceğini söyledi. Sonda ise yasak 29 Mart'a kadar sürecek. Yasağı kırmaya çalışanlara karşı ciddi disiplin cezası uygulanacağını vurguladı. Azeri iş insanı Mübariz Mevsimov kurban oldu. Cemaat soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından Mehmet Ağar'ın mala çöktü tıpkı 90'lardaki yaptığı gibi. 90'lı yıllarda ismin PKK'ya yardım listesinde var denilerek onlarca iş insanı ve sanatçıya şantaj yapılmış ve mal varlıklarına çökülmüştü. Korkut Eken, Sedat Bekar ve Mehmet Ağar'ın isimleri en çok geçenlerdi. Çok sayıda iş insanı Bolu Düzce Atapazarı hattında öldürüldü. Şarkıcı İbrahim Tatlıses'in Mehmet Ağar'ın ismini listeden çıkarttırmak için 10 milyon dolar verdiği iddia edilmişti. Kurbanoğlu'nun Yalık Havatyat Limanı'na Ağar ailesi tarafından çöktü. İşin içinde sokar da bulundu. Kurşun atan da yiyen de şereflidir sözünü hatırlarsınız. 1996'daki Susurlu kazasından sonra dönemin başkanı Tansu Çiller söylemişti. Olay örgüsü DYP'li İçişleri Bakanı Mehmet Ağar da yoğunlaşınca o da ödülün bu mu olacaktır diyerek istifa etmişti.
Susurluk davasından dolayı bir yazlığı andıran cezaevinde 369 gün kaldı. Ağır bulduğu her fırsatta iktidarın bekası için çırpınıyor şimdi. Oğlu da AK Parti milletvekilliği yapıyor. Ağır'ın adını yine ilginç ilişkilerde gündeme getiren bir olay yaşandı. Palmel Holding'in sahibi Azeri asıllı milyarder mübariz Masum Kurbanoğlu, FETÖ üyeli iddiasıyla önceki gün İstanbul'da gözaltına alındı. Aynı saatlerde Kurbanoğlu'nun sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlandı. Sizin yaptığınız bu şerefsizliği düşman bile yapmazdı. Bana FETÖ'cü demektense kendinize, geçmişinize ve çocuklarınızın nerede eğitim aldığına bakın. Bildiğiniz gibi ben haklarımı savunmak için aile hakimlere başvurmuşum. Bu hukuk savaşını kaybedecek ve bugün artık yakın olduğunu gören özel ve devlet şirketleri iyice hırçın açmaya başladığı ifadelerini yazdı. Açıklamada isim, olay zikretmiyor ama sert ve tetikkar bir üslup hakim. HDP milletvekili gazeteci Ahmet Şık, Twitter hesabından konuyla ilgili yorum yayınladı. Söylediklerine bakılırsa kastedilen mahkeme meselesi, Petkim'in sahibi Azerbaycan Devleti'nin petrol ve gaz şirketi Sokar'la arasındaki hukuki bir davaydı. Kurbanov, Azeri Petrol'ün ülke dışına nakliyle tek yetkiliydi. Sokar bunu mahkemeye taşıyıp iptal ettirmek istiyordu, ifadelerini yazdı. Kurbanoğlu yakın tarihin kara kutularındandır. Etrafında sadece siyasetçileri, onların akrabalarını değil, futbolcuları, sanatçıları, bürokratları, ortak işlere giren sermaye gruplarında görebilirsiniz. Onun rakibi görünen Sokar'da aynı ağın bir diğer merkezidir. Orada da özelleşen Petkim'in çeperinde oluşmuş halkada yine aynı siyasetçileri ve akrabaların yanında Kalyon'dan Çalık'a uzanan sermaye gruplarını bulursunuz. Sözcü gazetesi Mübariz Masumova destek verdi. Sözcü gazetesi Mübariz Masumova hakkında açıklama yaptı. Mübariz Masumova'nın karakola yaptırdığını, Mehmetçik Vakfı'na bağış yaptırdığını, şehit ailelerine sahip çıktığını, Türk medyasının kahramanıydı ifadelerini açıkladı. Instagram hesabında Fethullah Gülen'e hakaret eden paylaşımların olduğunu, samimi görüşlerinin olduğunu ve örtüde olduğunu belirtti. Mübariz, FETÖ ise bunca yıl niye kaçıp gitmedi açıklamasını yaptı. Ben Işıl Ersakal'in sunumunda Türk Ana Haberlerini izlediniz. Haberlerin daha çok insana ulaşması için beğeni butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın.